Bu yasada orman yangını felaketiyle giren Muğla Marmaris Çambalı üretimi içinde önemli noktalardan, ancak azgın alevler üretim alanlarına da büyük zarar verdi. CNN Türk muhabiri Ceylan Sever, hasarın boyutunu ve yapılabilecekleri Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin'e sordu. Yangınla mücadele havadan ve karadan müdahalelerle devam ediyor. Ekipler can siperhane çalışıyorlar. Bakın görüyorsunuz, kameraman arkadaşım gösteriyor sizlere. Helikopterler sabahın ilk ışıklarından itibaren uçaklarla birlikte vızır vızır Marmaris semalarında dolaşıyor ve buradaki yangınla mücadelede büyük bir görev alıyor. Biz yangının ilk çıktığı noktalardan birindeyiz. Bördübet mevkii burası. İlk gün buraya geldi. Alevleri sizlere, ekran başındakilere göstermiştik. Cayır cayır yanıyordu. Ne yazık ki işte alevlerin bilançosunu yine ekranlarınıza taşıyoruz. Burası eskiden yemyeşildi, ağaçlarla çevriliydi. Ne yazık ki tamamen küle döndü. Sadece artık is kokusu var burada. Şimdi Muğla dediğimizde, Marmaris dediğimizde Çambalı geliyor aklımıza. Muğla bölgesi Türkiye'de Çambalı'nın %70'ini neredeyse karşılıyor. Geçtiğimiz yıl 2021 yangınında da yine Çambalı çok konuşulmuştu. Sahaların zarar gördüğü söylenmişti. Bu yangında yine 3000 hektarlık bir alandan bahsetmiştik ve o alanda artık içerisinde tamamen arıcılık sahasını barındırıyor. Yanımızda Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin var. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Arıcılık sektörü için ne kadarlık bir alan arıcılıkta, saha alanı küle dönmüş durumda? Marmaris ölçeğine baktığımız zaman geçen yıl ve bu yıl 8-10 bin hektarlık bir alan. Yani bizim üretim alanlarımızın, yani Marmaris'teki üretim alanlarımızın yarısını bahsedebiliriz. Marmaris'teki arıcılık faktörü dediğimiz zaman 850 tane arıcı işletme var. Bu arıcılık işletmelerin de 180 bin civarında kovanları vardır. Hı hı. Yani Türkiye'de bunu ölçeğe vurduğumuz zaman da %2'sini, %3'ünü ancak karşılar. Ancak yine buradaki vatandaşın da geçim kaynağı değil mi? Evet. Büyük buradaki, bir geçim kaynağı. Buradaki temel geçim kaynağı Marmaris'e baktığımız zaman bir turizm, iki arıcılık. Arıcılıkta saha zarar görmesi ne demek? Kovanlar da zarar gördü mü? Ve bunlar nasıl telafi edilebilir? Kovanlar zarar görmedi. Buradaki bu yangında zarar gören kovanların sayısı 80-100'dür. Keşke 20 bin kovan zarar görseydin, bu kadar alanlarımız zarar görmeseydin. Çünkü kovanları biz karşılarız. Kovanları buradaki arkadaşlarımız birbiriyle değiş tokuş ederler. Telafi edilebilir telafi yani. Telafi edilebilir. Telafi ederler. Arıcımız birbirine telafi eder. Ama biz burada esas yapamadığımız şey, şu alanları biz 35-40 sene bu alanları beklemek durumundasın. Veyahut da bakanlığımız ciddi kararlar alıp bu alanların yerine bir transplantasyonla farklı bölgelerde, farklı yine Marmaris içinde, yine Muğla içinde farklı bölgelerde aşılama yapması gerekiyor. Peki yani, hangi bölgeler olabilir? Hangi bölgeler dahil verir? Var. Bak, mesela bizim Muğla'da, Muğla ölçeğine baktığımızda %8'lik alanımızda Çambalı üretimi var. Bizim daha Çambalı üretim yapabileceğimiz %13'lük daha alanımız var. Yani %20'ye dayanacak bir alanda Çambalı üretim yapılabilir. Osmaniye tarafı dediğimiz geçen yıl yangın yapılan yerde 8 tane köy yandı, kül oldu. Bu sefer bu taraf yandı, kül oldu. Bu tarafta hem Çambalı var, hem de kışa girerken püren dediğimiz maki bitkisi var. Bu bitki de çok güzel bal vererek arılarımızı kışa daha canlı girmesini, daha genç girmesini sağladı. İşte yani bu yangınlarda, iki yangında Marmaris'in %50'lik alanını kaybettik. Yanımızda Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin vardı. Kendisiyle Bördübet mevkiinde, bu tamamen küle dönen alanda
arıcılığı konuştuk. Marmaris'te arıcılık önemli bir geçim kaynağı çünkü. Yanan alanların tümü arıcılık sahasıydı. Ve bu sahalar 50-60 yıl boyunca yerine gelmeyeceği için artık arıcılık yapan kişilerin başka sahalara gitmesi gerektiğini söyledi. Asıl konu kovan değil, asıl konu sahadır dedi. Biz de buradaki durumu aktarmaya çalıştık sizlere diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.